Bu bölümde mBlock programının kurulumunu, ayrıca online editörün kullanımını ve yine uygulamanın kullanımını anlatmaya çalışacağım. Arama çubuğuna mBlock yazdığımız zaman şu şekilde bir sayfa gelecek. Bakın mblock.makeblock.com sitesine girebiliriz. Girdiğimiz zaman burada hem Python editörü hem de blok tabanlı editör var şu şekilde. Buradan kod bloklarına tıklayıp şuradan web editörünü açabiliriz. Aynı şekilde download sekmesine girip şuradan yine bakın buradan da mBlock web versiyona gidebiliriz. Şu sayfaya gelecek. Birazdan bakarız. Yine mBlock PC versiyon diyor. Buradan download diyerek Windows işletim sistemi için uygulamayı bilgisayarımıza indirebiliriz. Yine mobil uygulaması da mevcut. Ancak mobil uygulama sadece MakeBlock firmasının geliştirdiği robotlar için kullanılıyor. Burada indirdiğimizde bakın indirdim ben. V530 530 sürümü varmış en son. Bir de M-Link uygulaması var inmesi gereken. M-Link uygulaması bu web editörü kullanabilmemiz için indirmemiz gereken uygulama tüm özellikleriyle birlikte. Şimdi şuradan normal mBlock'u bir yüklemeye başlayalım. Bir yandan. Bakın şurada aygıtlar sekmesine giriyorum web editörde. Kodey kartı var, bunu kaldırdık. Ekle diyoruz. Şuradan pek çok cihazın geldiğini görüyoruz. Buradan Arduino Uno'yu indirmemiz gerekiyor. Bakın yükledik Arduino kartını. Şu an ben Arduino'nun bağlantısını açtım bilgisayardan. Bağlan diyoruz buradan. Bakın M-Link'i benim indirmem gerektiğini söylüyor. Hemen M-Link'i de buradan kuruyorum. Kurulum devam ediyor bir yandan. Aynı şekilde mBlock'un kendi offline sürümü de iniyor. Bu inme işlemi devam ederken şuradan hızlıca menüleri tanıtırsak burada kartlar kısmındayken yani Arduino kartı seçiliyken pinlerle ilgili yapılacak işlemler bir bloktan, seri portla yapılacak işlemler bu bloktan, yine veri dönüştürme işlemleri yani ASCII karakterleri, sayısal değerler ya da Arduino'daki map fonksiyonu var. Ona benzer harita fonksiyonları var. Buradan yapılıyor. Şayet sensörlerden mesafe sensörünü kullanacaksak ya da zamanlayıcı kullanacaksak burayı seçebiliriz. Bakın indirme işlemleri tamamlandı. Buraya tamam dedim ben. Şurada mBlock uygulamasını indirdikten sonra Arduino'nun bazı sürümleri için gerek CH340 driver'ının yüklenmesi lazım. Buna da install diyorum. Yüklüyse zaten uyarı veriyor bu şekilde. Kapatabiliriz. Burayı da kapattık. Tekrar şunu da kapatalım. Bir daha deneyelim bakalım. Hata verdi. Önemli değil. Şuradan geldik. M-Link'i çalıştır dedim. Evet. Burada bu şekilde bir sayfa geliyor. Kapatalım bunu da. Bakın şu alt tarafta görev çubuğun da çalışıyor olması lazım. mBlock programının uygulaması da yüklendi. Bu da bir kenarda dursun. Ben şimdi bağlan diyorum. Bakın buradan COM5 portunu görüyor şu şekilde. Yani bilgisayara bağlı Arduino'nun bulunduğu portu Arduino açık. Bağlan dediğimizde bağlantıyı kuruyoruz. Yine olaylar sekmesinde Arduino'nun offline modda çalışacaksa buradan ayarlarını yapıyoruz. Online modda çalışacaksa şuradan canlı moda geçiş yapabiliyoruz. Bakın bunlar arasındaki değişimi görüyorsunuz. Offline modda sadece Arduino başladığında diyecek. Kodlar karta yüklenecek ve Arduino uygulaması bilgisayardan bağımsız çalışacak. Yükleme modunda bu şekilde. Canlı modda ise offline mod devre dışı kalacak. Şurada gördüğünüz gibi sahne ile ilgili blokların olduğunu görüyoruz. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Onu da en son aşamada gösteririz. Kontrol kısmında döngü işlemleri var. Ayrıca bekleme işlemleri var. Bir saniye bekle şeklinde. Burada matematiksel operatörler ve karşılaştırma operatörleri var. Yine ve veya değil gibi karşılaştırma işlemleri var. Değişken oluşturma işlemleri buradan yapılıyor. Bloklar kısmında da özel olarak fonksiyonlar oluşturulabiliyor. Şayet biz bağlantıyı kurarken yükleme modunda yaparsak, bakın şuradan ayarlara tıklıyoruz. Bellenimi güncelle diyoruz.
Şu an web editöründeyiz. Evet, bellenim güncelleme işlemi yapılıyor. Tamamlandı. Sonrasında basit bir kod yazalım web editör üzerinden. Arduino Uno başladığında sürekli tekrarla. Şuradan 9 nolu sayısal pini aldık. Bunu henüz bir devre kurmadığım için 13 numaralı pine göre yapıyorum. Bakın şurada 13 dedim. Sonrasında 13 numaralı pini düşük yapıyorum. Bakın burada bağlan diyorum. Tüm bağlanılabilen aygıtları göster diyorum. COM5 portunu gördü. Bağlan dedim ben. Bağlandı, yükle dedim. Artık kodlar compile edilerek Arduino kartına yükleniyor. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Şu an Arduino üzerinde 13 numaralı pine bağlı olan gömülü LED yanıp sönüyor. Bu işlem bu kadar. Tabii bu web editörü için geçerli. Bilgisayarda offline olarak çalışacak versiyon içinde şuradan bitir diyorum. Bakın çalışıyor otomatik olarak uygulama. Yine şöyle bir Türkçe menü karşımıza geliyor. Varsayılan olarak buradaki kart CyberP olarak geliyor. Bakın buna çarpıya basıyorum. Ekle diyorum. Buradan Arduino Uno'yu seçiyorum. Tamam diyorum ve Arduino Uno kartı geliyor. Şurada sahneyle ilgili işlemlerimiz var. Sahneyi küçültüp büyütebiliriz. Bakın yeşil bayrak tıklandığında, kırmızı bayrak tıklandığında bunlar sahneyle ilgili yapılabilecek işlemler. Yine buradan kuklalara geçiş yapabiliriz. Aynı Scratch'ta kullandığımız gibi kuklaların da özellikleri var. Scratch'ta yaptığınız çoğu uygulamayı burada da yapabilirsiniz. Zaten arayüzü de çok benziyor Scratch'a. Tekrar aygıta geliyorum. Bakın aygıtınıza işte bağlanıyor diyor ama henüz bağlantı kurulmadı. Buradan bağlan diyorum ben. COM5 portunu seçtim. Bana bağlantı hatası verdi şurada çünkü kullanılıyor kart. Şurayı artık kapatalım. Çakışma olmasın. Tekrar bağlan diyoruz. Bakın bağlandı. İki farklı cihaz, daha doğrusu iki farklı uygulama aynı cihazı kullanmak istediğinde bu şekilde hatalar oluşabilir. Bakın buradaki menüler de birebir web editöründekiyle aynı. Yine cihazımıza kod yüklemek için kodları yazmamız gerekiyor. Arduino Uno başladığında sürekli tekrarla. Bakın birebir özellikler aynı. Şayet pencereyi açtığınızda Türkçe gelmez, İngilizce ya da başka bir dil gelirse buradan da Türkçe yapabilirsiniz. Bunu da 13 numaralı pin yaptık. Buradan bir saniye bekleme ekledik. Bunu da çoğalttık. Bunu da düşük yaptık. Ve tekrar yükleme işlemini yapıyorum. Bu işlem tamamlandığında yine 13 numaralı LED yanıp sönecek devamlı. Henüz devre bağlantısı kurmadık. Aynı şekilde canlı modu kullanabiliriz buradaki. Hemen gelelim şurada canlı moda. Şunları attık şuradan. Bakın canlı moda geçtik. Artık tıklandığında başlayacak. Yeşil bayrak tıklandığında şeklinde düşünebiliriz. Ya da bir tuşa bağlayabiliriz. Bunu çoğaltabiliriz. Buradan yukarı ok tuşuna basıldığında, burada da aşağı ok tuşuna basılınca tetiklemeyi artık yukarı ok tuşu yapacak, tetiklemeyi aşağı ok yapacak. Ya da tetiklemeyi buradaki yeşil bayrağa basarak da yapabiliriz. Şimdi çok basit bir uygulama yapalım. Yukarı tuşu basıldığında bakın 13 numaralı pin yüksek olsun. Aynı şekilde aşağı ok tuşu basıldığında 13 numaralı LED düşük olsun. Bakın bunda güncelleme yapmamız gerekiyor tekrar. Güncelle diyoruz. Bellenimi güncelliyor. Evet, güncelleme işlemi tamamlandı. Tekrar bağlan demem gerekiyor. Tekrar bağlandık. Şu an yukarı ok tuşuna bastım. LED yandı. Aşağı ok tuşuna bastım. LED söndü. Tabii siz göremiyorsunuz ama bu uygulamayı birebir yaptığınız zaman da bunun çalıştığını göreceksiniz. mBlock programının kullanılması ve indirilmesi bu kadar.